Ben şimdi normalde yemek yapıyordum. Ve açıkçası birkaç gündür video çekmeye çalışıyorum. Yani o kadar çok çabaladım ki bunun için. Evin muhtelif yerlerinde kitap anlatmaya mı çalışmadım? Dizi anlatmaya mı çalışmadım? Sonra işte ben neden yoktum YouTube'da bilmem ne. 3-4 aydır sınava giriyordum falan konulu saçma sapan bir video çektim. Sileceğim onu birazdan. Bir türlü olmuyor. Olmuyor yani asla o şeyi sağlayamadım. En son artık baktım yemek yaparken çenem düştü. Dedim ben şimdi video çekeceğim. Çünkü çok çenem düşük ve buna hazır hissediyorum kendimi. Refika'nın KFC tavuğu tarifini yapıyorum. Zaten normalde yaptığım ve çok sevdiğim bir şey. Ben bunu ne zaman yapsam o tavuğu yiyen herkes hayatımda yediğim en güzel tavuktu diyor. Bunu annem bile söyledi. Buradan Refika'ya gerçekten teşekkür ediyorum. Bir yandan da gerçekten birkaç gündür çekmeye çalıştığım ve çekemediğim videolarda anlatmaya çalıştığım şeyleri anlatacağım. Ya da anlatmaya çalışacağım. Belli olmaz. Yine başaramazsam ve yine saçma sapan bir video olursa mesela hiç şaşırmam ve bu videoyu silersek açıkçası üzülürüm. Şimdi buna biraz tuz koymamız gerekiyor. Ben eskiden çok fazla tuz seviyordum. Hatta böyle şey birçok yemeğe tadına bile bakmadan tuz atıyordum. Çünkü bana tuz çok lezzetli geliyordu. Bu aralar onu biraz aştım. Gayet makul, normal, herhangi bir insan gibi tuz kullanıyorum ve kendimi bu yüzden çok sağlıklı besleniyormuşum gibi hissettiğim dakikalar oluyor. Evet. Şimdi bunu tabii ki tek tek yapabiliriz. Ama neden öyle yapalım? Hepsini şöyle bir unluyorum. Evet, şimdi biraz birkaç aydır nerelerdeydim ondan bahsedelim. Çünkü ben sırf bundan bahsettiğim bir video çekmeye çalıştım, olmadı. O yüzden artık bu videoya dahil edeceğim bu konuyu. Kısa ve öz söylemek gerekirse video çekmeyi bıraktığım Nisan-Mayıs civarı benim finallerim ve bütlerim vardı. Dolayısıyla 1,5 ay falan zaten oradan bir kaybettim. Sonrasında yaz okulum falan vardı. Oradan da bayağı bir vakit kaybettim. Ondan sonra dedim ben biraz tatil yapayım. Yapamadım. Ama yine de bayağı bir şey oldu. Yani video çekmeye asla vakit bulamadım. Neyse, artık buradayım. Yani tekrardan video çekmeye başlamak istiyorum. Ancak kameraya çok yabancılaşmış durumdayım. Zaten önceden de iyi olduğumdan değil ama şu an gerçekten bayağı yabancılaşmış durumdayım. O yüzden biraz burada böyle takılayım istedim. Ay, bu tavuklar var ya, o kadar lezzetli olacak ki şimdiden şu an canım çekmeye başladı bu. İğrenç sahneler yaşanıyor olsa da. Şimdi bu aralar çekmek istediğim birkaç video var açıkçası. Özellikle değinmek istediğim bazı konular var. Bu konulardan bir tanesi, müthiş bir konu, minimalizm. Uzun zamandır insanlara YouTube'da böyle bir oda dolusu makyaj koleksiyonunu gösteren, ne bileyim sürekli insanları alışveriş yapmaya teşvik eden veya sürekli olarak işte ne kadar az giysisinin olduğundan bahseden ve sürekli yeni alışverişlere giden insanların minimalizm akımının böyle popülerleşmesiyle beraber, yani ben de aslında minimalistim de falan diye konuştuklarını gördükçe artık iyice canım sıkılmaya başladı. Çünkü çok fazla minimalizm videosu var, çok fazla insan bundan bahsediyor ama sırf minimalist olmak için gidip de gardırobunu değiştiren insanlar biliyorum. Ya da sırf minimalist olmak için gidip 4-5 tane minimalizm kitabı alan insanlar biliyorum. Dolayısıyla bu da aslında tam da minimalizm ruhuna çok aykırı bir şey. Bu benim biraz canımı sıkmaya başladı. O yüzden biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Onun dışında bir de şeyi fark ettim. Ben hani bayağıdır video çekmiyorum falan. Bunun sebeplerinden biri aslında şey, ya ben sürekli kendimi kasıyorum. Ya bir şey mükemmel olsun, tamamen istediğim gibi olsun, her şey müthiş olsun falan diye gerçekten uğraşıyorum. Ve bu da beni komple o şeyden uzaklaştırıyor. Bence bunu sürekli yapıyoruz. Yani bir şeyde istikrar sağlamak isterken aslında neden istikrar sağlayamadığımızı düşünerek vakit kaybediyoruz. Yani ben onu mesela şeyde de yapmıştım. Benim ilk videom yarım bıraktığım kitaplar videosuydu ve
Günde 100 sayfa kitap okuyarak bütün ayırım bıraktığım kitapları bitirmeyi planlıyordum. Sonra arada bazı günler oldu. Günde 100 sayfa okuyamadım. Ve böyle kendi kendime ya ben bu plana dahil olamıyorum. Ben bu istikrarı sağlayamıyorum falan diye düşünürken buldum. Ve bu bayağı bir benim canımı sıktı. Sonradan günde 100 sayfa okumayı biraz biraz bıraktığımı fark ettim. Çünkü zaten neden istikrarlı değilim konusu üzerine düşünürken biraz böyle kendi canımı sıkmıştım bile. Yani başaracağım bir şeyi başaramaz hale gelmiştim. Video konusunda da biraz öyle oldu. İstediğim gibi olmayınca sürekli olarak kendimi böyle kasarak aylarca video çekemedim en sonunda. Bu noktaya geldik. İşte şimdi karşınızda bayağı böyle ellerim pis bir şekilde istikrar anlatmaya çalışıyorum falan. Geldiğimiz nokta bu. Yani diyeceğim o ki bir şeyde istikrarı sağlayamıyorsanız buna takılmayın artık. Ne yapacaksanız yapın yani. Evet, patatesler pişti. Şimdi şu tavukları kızartacağım. Bir de havuç tarator yapacağım. Çünkü bu benim hayatta en sevdiğim yiyecek olabilir. Gece görüşlü ve ısıya duyarlı kameralar bize gelmiş geçmiş en iyi gece görüntüsünü vermek için zifiri karanlığın içine dalıyor. Aslanların en aktif oldukları saatlerde neler yaptıklarını izleyin. Karanlığı nasıl kendi avantajlarına kullandıklarını seyredince aslanlar hakkındaki görüşleriniz sonsuza dek değişecek. Onun dışında geçenlerde bir kitap kulübüne katıldım. Biraz daha tatlı konulardan bahsetmek gerekirse. Gel Değirmeni'nde Village Cafe and Books var. Şeyma Ünal'ın kafesi zaten. Kitap kulübünün de kurucusu o. Çok tatlı bir kulüp oldu. Her hafta çarşamba günü böyle aynı kitabı okuyup aynı sayfaya kadar gidip orada yorumluyoruz falan ve herkes çok başka şeyler anlıyor. Yani çok tatlı. Öyle yeni güzel bir uğraşım var bu aralar. Hoş bir sosyal ortam. Haftaya yine sınavlarım başlıyor. En son sizi bir sınav döneminden önce bırakmıştım. Yine bir sınav döneminin öncesindeyiz. Bu da demek oluyor ki sınavlar başlamadan artık öyle bir sorumsuzluk geliyor ki hani sınavlar başlayacak ben de bir video çekeyim ders çalışmak yerine. Havuç taratoru çok seviyorum ya. Yani genelde böyle güzel bir yemek yapılacaksa güzel bir şey yiyelim o akşam dendiyse ve araya böyle salata, meze falan türünden bir şey yapılacaksa havuç taratoru mutlaka yaparım ve canım ister. Ama mesela bu tavukları yaparken şeye dikkat etmek gerekiyor. Tavukların üstündeki şu mısır gevrekleri dökülüyor yağın içine. Sonrasında böyle ikinci, üçüncü postada artık onlar bayağı bir yanmaya başlayabiliyor. O yüzden biraz onun altını kısık tutmakta fayda var. Yemek tüyoları da veriyorum. Her işe el atacağım ya. Böyle canım ne isterse onu çekeceğim. Yani saçma sapan kurallarla uğraşamam. Gerçekten uğraşamam. Çünkü uğraşmaya çalıştım ve olmadı yani. Herkes gibi bir şeyler yapmak istedim. Olmadı. Bunun sıkıntısını hayat boyu yaşadım zaten. Bunları direkt patatesin üstüne koyacağım ki az önce pişmiş olan patatesler biraz soğuduysa eğer onlar tekrardan tavuğun ısısıyla ısınsın. Bu daha önce hiç görmediğiniz şekliyle avcılık. Şu yemekleri yememize çok az kaldı. Çok heyecanlıyım yemek yiyeceğim için şu anda. Bu arada ben böyle zayıfım falan diye beni yemek yemiyorum sanıyorlar. Ancak gerçekten çok yemek yiyorum. Hatta bu aralar hamburger bağımlısı oldum. Bu konuda da konuşabilirim. Ne kadar kötü bir şey olduğu ile ilgili. Konuşabilirim. Beslenme uzmanı değilim. İyi şeyler söylemeyeceğim. Gerçekten ocağıma incir ağacı dikti ya. Taratorun yoğurdunu hazırlayacağız. Ardından orada tavuklarımız pişecek ve mutlu son. Şimdi bunu ben normalde dışarıda karıştırıyordum ama şu an ortalığı pisletmek istemedim. Hani aslında tam tersi olması lazım. Videolarda böyle şey olur ya, yemek yapıyorsa birisi mesela. İşte karabiber, tuz bile böyle küçücük küçücük şeylerin içine konmuştur. Burada karabiberimiz, tuzumuz falan. Bayağı özenli oluyor onlar tabii ki. Ben de özenliyim. Her şeyi çok temiz ve düzgün yaptım. Ama niye karabiberi ayrı bir kabın içine koyayım? Turuncu şeyleri seviyorum ya. Bir de meyvelerde özellikle şeye hiç dayanamıyorum. Böyle kırmızı meyvelere. Bu çilek olur, frambuaz olur. Kırmızı değil gerçi bunların hepsi pembe ama kırmızı meyve olarak geçiyor. Ne yapabilirim? Orman meyveleri falan. Hiç dayanamıyorum. Starbucks'ta yazın yaza özel yeni bir içecek çıkmış. Galiba daha önceden de varmış ama ben daha önceki yıllarda içmemiştim. Cheesecake'li bir
soğuk içecek. Şu an tam hatırlayamıyorum adını. Starbucks'a giderken normalde aklımda içmek istediğim birçok içecek vardı. Ama oraya gittim ve gerçekten hipnotize olmuşçasına oradaki böyle orman meyveli cheesecake'li içeceğin fotoğrafını gördüm. Dedim ki ben bunu içmek zorundayım. Hiç dayanamıyorum. Böyle orman meyveli falan bir şey olduğu anda ben onu yemek ya da içmek zorunda kalıyorum yani. Buna hiçbir şey yapamıyorum. Tıpkı hamburger yemek zorunda olduğum gibi. Yani konunun benimle bir alakası yok. Tarator'u çok seviyorum ya. Tarator'a dayanamıyorum. Tarator benim her şeyim. Bu hayatta en sevdiğim şey tarator şu anda. Bunlardan biraz yiyelim ya. Çok mu sıcak? Şu taraf biraz ılık gibi. Şunu yiyorum. Bu görüntüler yeni ve şaşırtıcı bir gece çekimi teknolojisi sayesinde elde edildi. Ya aslında benim hayattaki en büyük hayallerimden birisi çok güzel ve büyük bir mutfağımın olması. Yani böyle bir yemek yapmak isteyeceğim ve yemek yapmak istediğim anda o mutfakta ihtiyacım olan bütün malzemeler bulunacak ve aynı anda ihtiyacım olan bütün böyle işte yok efendim fırındır bir şeydir o tarz elektronik şeyler de bulunacak. Çünkü öğrenci evinde bunlar çok kolay olmuyor. Ve ben sürekli yemek yapacağım. Ve çok mutlu olacağım. Yani günde 10 çeşit yemek yapacağım. Birdenbire kafamda böyle şey Survivor'da falan çalan çok mutlu olunan anlardaki müzikler çalmaya başladı. Evet, yemekler pişti. Bu arada ben de anlatmak istediğim birçok şeyi anlattım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.